Selamünaleyküm sevgili gençler. Bir önceki dersimizde paylaşmak, yardımlaşmak ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinden örnekler vermiştik. Bugünkü dersimizde zekat ibadetini göreceğiz. Zekat ibadeti sosyal adalet ve barışın ilacı olarak İslam dininin bize emretmiş olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Zekat bir borç ödeme olarak değerlendirilmelidir. Değerli arkadaşlarım, Yüce Rabbim biz insanları imtihan etmektedir. Bazılarımızı zenginlikle, bazılarımızı fakirlikle imtihan etmektedir. Zengin olanın imtihanı şükretmektir, fakir olanın imtihanı ise sabretmektir. Zengin olan insanlar Allah'ın vermiş olduğu nimete şükrederek, özellikle Allah'ın kısıtlı imkan vermiş olduğu fakir fukaraya yardım ettiklerinde Allah'a karşı şükrünü yerine getirmiş olurlar. Dinimizin en önemli emirlerinden bir tanesi hepinizin bildiği fakir fukarayı araştırıp bulmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle fakirleri araştırıp bulmayı ve onları gözetmeyi bize emretmiştir. Günlük hayatımızda biliyorsunuz biz birbirimize muhtacız. Bazen elimiz dar olabilir, imkanımız kısıtlı olabiliriz. Başka insanlardan yardım isteyebiliriz. Buna borç almak diyoruz. Eğer bir kişi borç alırsa, ödemekte zorluk çekerse ona kolaylık gösterilmesinin Allah-u Teala'nın da bize dünya ve ahirette kolaylık göstereceğinin işareti olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değerlendirmiştir. Sevgili öğrencilerim, zekat ibadeti hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmış olan bir ibadettir. Şimdi zekat ibadetini değerlendirirken sadece kazandığımız mallar ile edindiğimiz dünyevi nimetler ile yapılan bir ibadet olduğunu asla ve asla unutmayalım. Ve zekat ibadeti farz bir ibadettir. Yani Allah'ın zorunlu olarak yapmamızı emrettiği ibadetlerden bir tanesidir. Şimdi zekat ibadetinin tanımına geçmeden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat ibadetini zenginler ile fakirler arasında bir köprü olarak değerlendirmiştir. Bu hadisi şerif fakir olan insanların ihtiyaçlarını karşılama konusunda zengin olan insanların imkanlarının birbiriyle buluşturulması anlamındadır. Yani zengin olan insanlar sahip oldukları nimetleri fakirlere ulaştırarak onların kendilerinden faydalanmasını sağlarlar ve aralarında bir iletişim oluşmuş olur, bir köprü oluşmuş olur ve bu sayede de o insanların birçok ihtiyaçları ortadan kaldırmış olur. Bu anlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat ibadetini zenginler ile fakirler arasında bir köprüye benzetmiştir. Şimdi zekat ibadetinin öncelikle kelime anlamını bilmek gerekiyor. Zekat ibadeti temizleme, arınma, bereket ve çoğalma anlamlarına gelir veya bu kelimelere eş anlamlı olan kelimelerle değerlendirilebilir. Zekatın tanımı, zengin Müslümanın asli ihtiyaçlarından fazlalık mal varlığının belirli bir bölümünü Allah rızası için ihtiyacı olanlara senede bir defa vermesine biz zekat ibadeti diyoruz. Şimdi zekat ibadetinin tanımında birkaç tane kavram bilmemiz gerekiyor. Öncelikle bir, zengin Müslüman kimdir? İki, asli ihtiyaçlarımız nelerdir? Bunları kavramış olmamız gerekiyor. Şimdi zengin Müslüman asli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra içinde bulunduğu toplumun şartlarına göre bir yıl kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu ailesine yetecek kadar imkanı, parası, malı, mülkü olan kişi dinimize göre zengin olarak değerlendiriliyor. Şimdi değerli arkadaşlarım burada asli ihtiyaçları da bilmemiz gerekiyor. Çünkü zengin olabilmek için asli ihtiyaçlarımızı karşılamak gerekiyor. Peki nedir bizim asli ihtiyaçlarımız? Kalacağımız bir yuvamızdır. Asli ihtiyaçlarımızdan diğeri binek araçtır. Üçüncüsü yiyeceklerimiz, giyeceklerimiz ve ev eşyalarımızdır. Dördüncüsü sağlık ve eğitim harcamalarımızdır. Yani dört temel başlık altında asli ihtiyaçlarımızı değerlendiriyoruz. Tabii bu zamana ve çağlara göre farklı farklı olabilir. Peygamber Efendimiz dönemindeki evlerle günümüzdeki evlerin aynı statüde olmayabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam binek aracı olarak devesini kullanırdı. Şimdi otomobillerimiz, araçlarımız var. Bunlar binek aracı olarak değerlendiriliyor. Hiçbirimiz deveye binerek bir yerden bir yere seyahat etmiyoruz.
Yine Peygamber Efendimiz dönemindeki yiyecekler, giyecekler, ev eşyaları ile günümüzdeki ev ihtiyaçları, ev eşyaları, giyeceklerimiz, yiyeceklerimiz aynı olmayabilir. Yani yaşadığımız toplumun şartlarına uygun olan temel ihtiyaçlarımızı kastediyoruz. Şimdi zekat da arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi neydi? Zekatın tanımını iyi kavramaktı. Biraz önce ifade ettik. Dedik ki oturabileceği bir ev, yeme içme ile ilgili ihtiyaçları, binek araçla ilgili ihtiyaçları, günlük hayatında, sosyal hayatında eğitim ve sağlıkla ilgili giderlerini karşılamış olan bir insan hemen zengin olmuyor. Nisap miktarı mala sahip olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı dönemde zenginlik ölçüsünü o günkü günlük hayattaki bir takım standartlara bağlamıştır. Örneğin 40 tane koyunu olan kişi zengin kabul edilmiştir. 30 tane büyükbaş hayvanı olan kişi zengin kabul edilmiştir. 5 tane devesi olan kişi zengin kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde bir devenin fiyatı ile 8 tane koyunun fiyatı hemen hemen aynıdır. Peygamberimizin koymuş olduğu dindeki zenginlik ölçüsüne biz, yani zenginlik ile fakirlik arasındaki maddi sınırı arkadaşlar biz nisap diyoruz. Tabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı dönemin standartlarına göre bu nisap miktarlarını ifade etmiştir. Kimler zekat vermelidir? Kimlerden zekat alınmalıdır? Hatırlarsanız derslerde ben size bunu bir tablo üzerinde değerlendirmiştim. Birinci bölümde olan kişi asli ihtiyaçlarını karşılamış, kenarda fazladan, bakın asli ihtiyaçlarının dışında kenarda biriktirmiş olduğu birikimleri var. Yine ikinci kişi belki birinci kişi kadar asli ihtiyaçlarının daha böyle standartları biraz düşük olabilir ama yine karşılamış. Ama kenarda yine fazladan belirli miktar bir malı var. Üçüncü kişi ikinci kişi gibi asli ihtiyaçlarını karşılamış aynı standartlarda ancak kenarda parası yok. Dördüncü kişi asli ihtiyaçların büyük bir çoğunluğunu karşılamış. Kenarda parası yok. Asli ihtiyaçların çoğunu karşılayamamış ki biz bunlara fakir diyoruz. Kenarda hiçbir şekilde parası da yok. Son kişi ise hiçbir asli ihtiyacını karşılayamadığı gibi kenarda herhangi bir biriktirdiği mal mülk de yok. Şimdi ilk iki kişi zekat vermekle yükümlüdür. Ortadaki iki kişi ne zekat verirler ne de zekat alırlar. Çünkü asli ihtiyaçlarını karşılamış veya çoğunluğunu karşılamıştır. Beşinci kişi ise asli ihtiyaçların büyük bir çoğunluğunu karşılayamadığı için fakir olarak değerlendirilir ve bu kişilere zekat verilir. Bu özelliğe sahip olan kişiler de zekat alabilirler. Bunlara biz miskinler veya düşkünler diyebiliriz. Değerli arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim'de kimlere zekat verilmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz bize Tövbe Suresi 60. ayet-i kerimede ifade etmiştir. Zekat verilecek kişilerin sayısı 8'dir. Bunlar fakirler, miskinler, zekat toplama işinde çalışanlar, kalpleri İslam'a ısındırmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda bulunanlar ve yolculukta zor durumda kalan kişilere zekat verilmesini Yüce Rabbimiz Tövbe Suresi 60. ayet-i kerimede ifade etmiştir. Neler zekata tabi değildir? En başta asli ihtiyaçlarımız demiştik. Hatırlayın, asli ihtiyaçlarımızı tekrar edelim. Evimiz, arabamız, ev eşyalarımız, yiyeceklerimiz ve giyeceklerimiz ve eğitim ve sağlık harcamalarımız. Bunlar arkadaşlar bizim asli ihtiyaçlarımızdır. Bunun dışında ticaret için olmayan kitaplar ve bilgisayar ve benzeri eğitim araçlarımız, teknik araçlarımız, aynı zamanda sanatçıların kullanmış olduğu aletler ve üretim için kullanılan araç ve gereçler de bizim asli ihtiyacımız olarak değerlendirilir ve bunlardan da zekat alınmaz. Evet, altıncı bir zekata tabi olmayan ürün daha vardır ki onlar da gayrimenkullerdir. Yani arsalarımız, evlerimiz, tarlalarımız, bahçelerimiz zekata tabi olmayan mallarımız arasında değerlendirilir. Eğer biz arsamızdan, binamızdan, gayrimenkullerimizden bir gelir elde ediyorsak o gelirler üzerinden zekat verilmesi gerekir. Nelerden zekat verilir? Hemen başta ifade edelim. Para yerine geçen her şey. Eskiden daha çok madeni paralar kullanılıyordu. Günümüzde ise daha çok kağıt paralar kullanılıyor. Para yerine geçen her şeyden zekat verilir. İkincisi,
ticaret mallarından zekat verilir. Yani alınıp satılabilen her şey. Diyelim tişörttür, ayakkabıdır ve buna benzer ürünlerdir. Bunlardan da zekat alınıp verilir. Üçüncüsü, kurban kesilen hayvanlardan zekat verilir. Belirli bir orana sahip olduktan sonra. Tahıl ürünlerinden, yani topraktan elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmından bir yıl saklandığı zaman çürümeyen ürünler aklımıza gelecek. Beşincisi ise arkadaşlar, madenlerden zekat verilir. Para ve para yerine geçen, yani birinci maddede olan her şeyden arkadaşlar 1/40 oranında, yani %2,5 oranında zekat verilir. Aynı şekilde ticaret malları da aynıdır. 1 ve 2. madde 40/1'dir. Yani zekat dendiği zaman genelde aklınıza 1/40, yani %2,5 oranı zihninizde kalsın değerli gençler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kurban kesilen hayvanlardaki zekat oranlarında farklılıklar vardır. Nedir? Sığır ayrıdır, küçükbaş hayvan ayrıdır veya deve ayrıdır. Şimdi üçünün ayrı ayrı değerlendirmesini bilmemiz gerekiyor. Koyunlar aynen altın ticaret mallarında olduğu gibidir. Sığır ise büyükbaş hayvanlar 1/30'dur. Yani 30'da 1. Deve ise 5 tane devesi olan kişi zengin olarak kabul edilir. Ancak 5 deveden 1 koyun olarak zekat verilir. Tahıl ürünleri, tahıl ürünü deyince aklınıza öşür gelsin. Yani öşür demek Arapçada aşereden geliyor. 10 demektir. 1/10. Yani tahıl ürünlerinden 1/10 oranında hemen peşin olarak zekat verilir. Diğer ürünlerin tamamından bir yıl geçtikten sonra zekat verilirken tahıl ürünlerinden hemen toplar toplamaz, hasat eder etmez verilmesi gerekir. Tabi tahıl ürünlerinde eğer biz işçi tutmuşsak, gübreleme yapmışsak, ciddi anlamda para harcamışsak o zaman 1/20 oranında zekat verilmesi gerekiyor. Madenlere geldiğimiz zaman madenlerimizde 1/5'tir oran, yani %20'dir. Diyelim bahçemizden, tarlamızdan kıymetli bir maden çıktığı zaman orada İslam dinine göre verilmesi gereken zekat oranı %20'dir arkadaşlar. Yani 1/5'tir. Şimdi zekat verirken öncelik sırası vardır. Önce kimlere verilecek? Arkadaşlar, zekat verirken İslam'ın tavsiyesi önce kardeşlerimizden, kardeş çocuklarımızdan, yani yeğenlerimizden, sonra amcalarımız, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz ve onların çocuklarından, sonra yakınlık derecesine göre diğer akrabalarımızdan, komşularımızdan, mahallemizden, köyümüzden, şehrimizden şeklinde tavsiye edilmiştir. Ancak bu bir tavsiyedir. Yani gidip Afrika'daki bir insana da zekat verebilir miyiz? Evet, verebiliriz. Ama dinimizin temel kuralı yakınımızdan başlamaktır. Bu konuda daha hassas olmamız gerektiğini dinimiz bize emretmiştir. Ancak şunu unutmayalım. Anneye, babaya zekat verilmez. Çünkü onlara biz bakmak zorundayız. Yine annemizin, babamızın anneleri, babaları. Yani dedelerimiz, ninelerimiz yukarıya doğru tırmandıkça onlara da arkadaşlar bakmak zorunda olduğumuz için onlara zekat verilmez. Çocuğumuza da zekat verilmez. Torunumuza, onların çocuklarına zekat verilmez. Çünkü biz onlara bakmak zorundayız. Bunu asla ve asla unutmayalım. Bir sonraki dersimizde de size zekatın bireysel ve toplumsal faydalarından inşallah bahsetmeye çalışacağım. Bugünkü dersimizde kısaca zekatın kimlere verilmesi gerektiğini, hangi şartlarda verilmesi gerektiğini, hangi oranlarda verilmesi gerektiğini ve verirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalıştık. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.